arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyerek bugün sizlerle birlikte sim işlemi yaptığımı paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle bir kalıplarım var. Daha önce bunları internetten çıkartmıştım. Kalın bir mukavvaya da kestim, hazırladım. Devamlı bunu kalıp olarak kullanıyorum ben. Şimdi bu da mukavva arkadaşlar. Şimdi bu desenimizi Allah ismini Celle Celaluhu çıkartacağız kalıbımız arkadaşlar. Rabbim merhametinden mahrum bırakmasın bizleri inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce arkadaşlar okulda, kursta sabahlık işlemiştim. Sim işlemiyle. Ama ona kasnak üzerinde yapıştırıp bir şey var. İsmini şu anda unuttum. Yıllar oldu. Beyaz bir böyle bir tela da değil ama hani öyle bir şey var. Onu üzerine yapıştırıp üzerine kabartma şeklinde işliyorduk. Bunu bir yakınımızdan mukavva üzerine görünce, çerçeveye böyle yaptığını duyunca, ben de zaten sim işleme yaptığım için bundan da yapmaya karar verdim. Hatta bu şekilde bizim orada çocukları, bebekleri yatırmak için salıncaklarımız olur. Şamileyken sim işlemeden salıncak yapmıştım. Şu anda burada değil, keşke bitince bir ileriki zamanlarda onu da size göstermek isterim. Arkadaşlar, sim işlemeyi yaptıktan sonra tabii ki dışarıya da çerçeveletebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bayağı da aslında pahalıya mal oluyor çerçeveletmek. Ama ben kendim şu şekilde basitçe yapıveriyorum. O tabii herkesin isteğine bağlı. Buradaki bu ölçü olarak kullanıyorum ki bu arkasının böyle kan telleri olan şu şekilde şöyle olan genelde çerçeveleri alıyorum ki yapabileyim diye. Bunu çıkarıp ölçmemin sebebi bu kalıp buna nasıl gelecek? Bunun içine hani sığacak şekilde. Eğer çerçevem küçükse bunu inceltmek için önce bir ölçüyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Şöyle küçük yapışkan sürüyorum ben. Bunu sürmemin sebebi özellikle uç başlama kısımları veya daha sağlıklı olması için, hani daha uzun dayanması için, onu kapıp daha rahat sarma işlemi yapılacaktır arkadaşlar. Bu şekilde sıkıştırıp, tabi biraz enimiz yapışkan olacak. Düzlerde sıkıntı değil de böyle bu şekilde oymalı olan yerler bayağı bir zor sarılır arkadaşlar. Şöyle köşeli yerlere de veya ara ara arkadaşlar hafif şöyle çıtlatmalar yapıyorum ki ip sim içine girsin, daha sağlam olsun, sağlıklı olsun, kaymasın diye şu şekilde. Evet arkadaşlar,
Şimdi çerçevemizi, kasnağımızı germek için kenarlarda boşluk bırakacağız. Ayrıca çerçeveye de katlamak için boşluğumuz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu çerçevenin içinden çıkarttığım tam, çünkü bu çevreye göre sığması gerekir. O yüzden böyle çizdik. Şimdi tekrar ortalayalım. Kasnağımızı bu şekilde sığacak şekilde de altına da arkadaşlar tele yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar kasnağı gereceğimiz için sabunla çizelim. Hafif de olsa monteleyeceğimiz yer belli olur. Şu şekilde hem kasnak için hem de şu iş çerçevenin şu haline girmesi için. Kumaşımızı gerdirip kasnağımızı işlemeye hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu simimizi böyle bırakıp üzerinden tekrar simle bu şekilde atlayarak sık 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 monte edeceğiz buralara. Arkadaşlar şöyle iç çerçevemizin böyle iğne takalım ki arka taraftan tam ölçümüzü bilelim. Kullanacağı iyi günlerde, sağlıklı günlerde kullanması dileğiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi iğneyi buraya takmamın sebebi çerçevenin içinin kartonu ölçü olarak çizmiştik zaten arkadaşlar. Şu şekilde. Tam işlememiz ortalığı dursun diye şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle gerdirerek bunu yapıştıracağız arkadaşlar. Kolay gibi gözükse de ince iş ve özen gösteren bir iş arkadaşlar.